Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. En otur, Breaking the Meal'ın serisine devam ediyoruz abi. Yalnız bu save dosyası bana ait değil. Oyuna update gelmiş Ece abi. Yapımcı demiş ki, kardeş al. Al işte gerçek market böyle olur demiş. Yapıştırmış baba save dosyasını. Bak bu oyunun yapımcısının save dosyası abi. Şuradan başlayıp karede de marketi bu kadar geliştirdiğine inanmamı mı bekliyorsun azizim? Galiba hakikaten yapmış lan. Hakikaten yapmış abi yalnız şuna bakar mısın ya ben böyle bir market görmedim baba hayatımda. Bak düşün hacı. sen bu markete giriyorsun tamam mı bak. E, bunlar bir yerden geliyor alışveriş yapmışlar gidiyorlar falan baba bak markete girdik tamam mı biz diyelim ki şu elemanız. İsmimiz ne cır cır Ferhat tamam mı Hacı. Cır cır olmuşsun kişin geldi sıkıştın bak moruk buradan şunu bir takip et abi bir durdur. Dur. Baba buradan tuvalete gitmek için sanırsam ölmemiz gerekecek böyle. Nereye işeyeceğiz kardeş? Bu kadar adam, bu kadar adam. Bu kadar adam nereye sıçacak abi? Hocam. Hocam adam adam tuvalet yapmamış hocam. Hocam her şeye dikkat etmiş. Adam tuvalet yapmamış hocam. Oğlum. Abi yapmış mı tuvaleti? Ben mi göremiyorum? Ben kör müyüm? Baba Bilader. Abi. AVM'nin tuvaleti yok lan. Lan düşünsene bak böyle bir yere girdin kendi sevdi dosyanımıza Sevdosyanımı... Dur bir saniye Türkçe dil desteği yükleniyor. <laughs> Şu an yüzde yetmişte falan. Abi. Buraya girdin ve tuvaletin geldi. Öldün. Aa tuvalet yapmış. Tuvalet yapmış iyi bari iyi iyi ama abi bak şuradaki bir adamın sıkıştı tuvaleti geldi tamam mı? Tuvalete gitmek için buradan böyle bir devri alem yapması gerekecek ya. Taksi mi tutsun oğlum ne yapsın bu? Abi harbiden bak buradan tuvalete gelebilmesi için ne yapacak acı? Yukarıdan gelecek şöyle gidecek böyle gidecek buradan buraya böyle öyle oradan gelecek. Kardeş adam taksi mi tutsun ne yapsın ben kendi save dosyama dönüyorum ya. Ben kendi save dosyama dönüyorum. Eleman 1200 günü görmüş bu arada. Vay anasını be. Yalnız hacı nereden baksan yani adam uğraşmış. Burası bizim teknoloji mağazamızdı abi. Teknoloji mağazamız şu an e, sinek avlamakta. Hakikaten sinek avlıyoruz. Lan oğlum hiç kimsenin teknolojik bir şeye ihtiyacı yok mu lan? Abi bu bizim kasiyer. Müşteriler nerede? Hocam. Hocam bir cep telefonu falan al ya. Yeni yeni telefon... Ne, nereye gidiyorsunuz beyefendi? Birileri şu marketten alışveriş yapsın. Hocam. Hiçbirinizin bir şeye ihtiyacı yok mu? Tabi buradan da aynı ihtiyaçlar karşılanabiliyor ama burası da işliyordu lan. Baya baya kalabalıktı. Kardeş. Kardeş gel telefon al. Depodan niye giriyorsun? Abi hayvan mısın ya? Ne alacak çok merak ettim bak şu anda. Hiçbir şey almadın mı? Ne aldın? Laptop almış. Laptop alacağız. Ha nihayet işlemeye başladı buralarda ya. Gecenin saat ikisi. Yukarı tarafta bir 7.24 şey de. Kalabalık da hocam. Yani teknoloji mağazası lan. açtık? Gelip buradan alacaksınız oğlum. Yukarısı alternatif. Daha çok seçenekler aşağıda. Soruyorsun adama. Baba bannerlord çıktı mı? Çıktı kardeşim. Alt mağazada. Yürü. Burada oyun boyun bulamazsın. Daha bannerlord çıkmadı bu arada. Hey gidi hey be. Burada bowling oynayan bir arkadaş var. Nedense böyle bowling toplarını bir e, gevura vurur gibi atıyor abi eleman ya. Yeter çok oynadın sal. Yeter çok oynadın. Oğlum 10 lira veriyor 20 liralık oynuyor. Kasiyerler müsaade eder misiniz? Kardeş bak sen tam psikopat seri katil tipli birine benziyorsun. Müdahale etsen oğlum adama. Abi bak adam geldi. Vay be. Vay be. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu abi bu bölüm? Aslında yapacak pek fazla bir şey kalmadı. Hatta bu bölümü biz final bölümü olarak değerlendirelim. Ee, ve bu bölümde bir tane de teknoloji mağazası yapalım abi. Bak zaten paramız maramız çok güzel. Her şey gayet güzel yolunda gidiyor. Abi bir teknoloji mağazası yapalım. Tam şuraya şöyle kocaman bir teknoloji, teknoloji diyorum abi. Tekstil mağazası yapalım. Bence yapılır abi. Şuraya bir tekstil mağazası yapalım. Ee, şu tekstil mağazasının kenarına yol çekelim. Ee, abari. Hacı orası foundation değil. Orası orası foundation şey değil lan. Sil bunu. Al birleştir buraya. Ha. Oraya yol yapın abi. Yol yaptıktan sonra onun yanına e, şurası şey alanı tamam mı? Buralar e, mal dolum alanı böyle sevkiyat alanı. Buralara o şekilde park edeceksiniz. Yolun şu tarafı da şöyle e, şey normal park alanı olacak ama daha onu e, yapamadık azizim. Henüz onu yapabilmiş değiliz. Ee, buradan aşağı bir yol olsun. Abi şuradan da bir yol olsun. Bak şuralardan yol açın oğlum bol bol. Yol açın kenarlara park alanı yapalım. Yol açın kenarlara parka, park alanı yapalım acaba abi. Bu arada çok düzensiz aralıklarla attığımı farkındayım ama maksat sadece e, trafiği biraz e, rahatlatmak abi Trafiği rahatlatamayacağız da daha doğrusu Maksat e, birazcık Park alanı falan açabilmek Abi şuraya da yol yapar mısın Bak oralara yol yapmadığın için ben buraya Park alanı yapamıyorum Kardeş hızlı çalışır mısınız teşekkür ederim ya Hızlı çalışın abi Hızlı çalışın dünyanın parasını Baydım zaten Dünyanın parasını baydım hızlı çalışın. Buraya bir depo yapacağız abi. Burası da kıyafet mağazası babacım. Burası da kıyafet mağazası olacak. Yani her şeyi şu üstten ilerletmeye bir son vereceğiz artık. Orası da dev gibi bir kıyafet mağazası olacak abi. Oha. Abi şuraya bakar mısın? Abi buraya bakar mısın? Felaket bir şey ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Böyle market sırası falan filan bana gerçekten büyük travma baba. Yani market sırasını en son nerede tramvaya girdim ben? Ne zaman tramvaya girdim market sırasında? Şöyle söyleyeyim abi. E, yılbaşından Yılbaşı günü ya yılbaşı günü aynen. Yılbaşı günü işte e, Monopoly falan alınacak, kuru yemiş falan alınacak böyle takılacağız. Gittik abi. Ö, ö, öyle bir sıra yok yani öyle bir sıra yok ve herkes yani senin elinde e, diyelim ki 3 tane şey olsun. Atıyorum işte şu e, telefon, bir paket chips, ne bileyim bir de işte monopoli falan. Elinde e, birkaç tane şey olsun abi. Herkes eline bir tane çikolata alıyor. Kardeş be şunu geçirsem olur mu? Abi geçir, geçir de. Mübarek ben keriz miyim burada bekliyorum sırada? Benim önümden adam 20 koli malzeme geçirdi. E ben de o zaman 20 kolinin önüne geçeyim diyeyim. İlaalar benmiş şunu geçireyim be. 20 koli sende de 20 koli var falan. Acayip bir şey abi. Acayip bir şey ya sıra beklemek. Sıra psikolojisi insanlarda da gerçekten çok acayip şeylere yol açıyor abi ya. Milletin böyle bir beyni donuyor sırada beklerken. Ve ben kasiyerlere falan acıyorum abi gerçekten ya. Bir kere de hastanede bir sırayla karşılaştım. Böyle bayağı bir kalabalıktı. Bayağı bir sıra vardı. Oradaki kadıncağız kendini yırtıyor abi. İşte önce çocuklara yer vermem lazım diyor. Hani kanun gereği diyor. Önce diyor yaşlılara 65 yaş üstüne diyor sıra vermem lazım diyor. Ne deme kardeşim ben de yaşlıyım. Allah Allah falan böyle. Anlayışsız anlayışsız böyle salak salak tipler dolu abi ortalıkta. Yani gerçekten Allah sabır versin o sırada çalışanlara. Yok işte bunlar yüzünden şey olmuyor da e, salak salak konuşuyorlar kanka ya. Vallahi bak böyle ağzı olan konuşuyor abi aslında herkesin konuşamaması lazım. Harbiden diyorum bak. Orada işte çocuklu şeyler var mı çocuklu hastalarımız var mı onlara öncelik verelim diyor. Kardeş ne yapalım önce girebilmek için çocuk mu yapalım <laughs> yapıyor falan böyle. Fena abi fena fena. Yani 10 dakika sırada beklemekle öleceğini zanneden insanlar var herhalde çok fena. Evet toplumsal mesajımızı da vermiş olduk bize kalmadı ama ya hacı en azından yani buradan e, ne bileyim böyle muhabbet ederken falan beni izleyen gelip burada bana vakit ayıran birkaç tane adam ya iki kişi üç kişi falan böyle sırada mırada beklediğinde millet gibi e, şey yapmasa bağırmazsa abi ya da bağıran adama kardeşim karşıdaki senin kölen değil. Ee, biraz sakin ol falan dersen de mutlu bana Ki e, kimseye laf söz söylemenizi tavsiye etmem abi ondan sonra siz kötü olursunuz O yüzden ben kimseye karışmam mesela Hani bağırma çağırma kavga durumu falan olduğunda ister istemez yani gidip e, müdahale etmeye çalışırsın da Onun dışında pek karışmamaktan yana taraftarım Hop hocam hocam yol, yol, yolu sal yolu sal Sadece ağaçlar kesilecek burada bir de şuraya bir kapı mapı yapalım abi, kıyafet mağazamızı da ufaktan hazır etmiş olalım. Duvar istemiyorum kardeşim. Aslında bir duvar istiyorum abi, bir duvar istiyorum çünkü şu kısmı komple depom yapacağım. Ondan sonra şuraya bir tane double door hizmetçi girişi, şey, çalışan girişi. Şuraya bir tane double door. Buraya bir tane double door, millet girsin, elemanlar girsin diye. Şuradaki ağaçları fena bir sökelim abi. Şuradaki iki ağacı bir bırakalım. Ondan sonra içeriği yerleştirmeye başlayalım abi. Biz neler kullanacağız? Full bunlardan kullanacağız. Ne varmış? Tişört, pantolon, dresses ne bilmiyorum. E, short, ceket ve kotlar. Toplamda 6 tane. Nasıl bir yol izleyebiliriz abi? 6 tane. 36 tane bundan koyup hepsinden e, 6'şer tane koyabilirim. Ya da 72 tane koyup hepsinden 12 tane koyabilirim ki muhtemelen öyle yapacağım abi. Hepsinden 12 tane koyacağım. Yani 72 tane toplamda bu şeyden koyacağım, askılıktan koyacağım. Başka bir şey yapmayacağım zaten. Burası dediğim gibi sadece kıyafet mağazası olacak. Sonra kasaları falan koyarız. Şuradan yerleştirmeye başlayalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 Oğlum var ya ben kıyafet mağazasında çok büyük alan yapmışım lan. Harbi çok büyük alan yapmışım. Neyse. Abi orası tişörtler. Şurası pantolonlar diyelim baba şöyle. Burası pantolonlar. Müşterilerin bir kısmı bir süreden sonra kızıyor. Geri gelmeyeceğim falan diyor. Atarları kime? Dertleri ne bilmiyorum abi. 3. Yanlış koymuşuz abi. Bir de buralara. Hocam ben burada oyunu durdurup koyayım ya. Oyunu durdurup koyayım çünkü gerçekten kafa beyin patates oluyor bir süreden sonra. Bir 12'li de buranın aşağısına. 3'er birim ara bırakıyorum ki şöyle e, karizmatik gözüksün güzel dursun diye. Biraz fazla ara bıraktığımın farkındayım ama zaten yeterince ürün yerleştirmiş olacağım gibi hissediyorum. 1-2-3 Tamam abi aynısından birer tane de buralara. Bütün ürünlerden 12'şer tane yerleştirmiş olacağım abi. Aşağıya da kasalar diyor aşağılara da kasalar kasaları da yerleştireceğim takır tukur işleyecek baba. Bizim tekstil mağazası da takır tukur işleyecek. Şimdi aşağılara da kasaları koyalım şöyle. ...üç tane ...üçer tane kasa koysam yeter ya. 9 tane yani toplamda. Baba şöyle 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 biraz da şu sona. Yani bu kasalar yeterli olacaktır babuli. Tamam. İlerlet zamanı. Şimdi buraların yerleştirilmesini bekleyelim. Sonra depo olarak mağaza olarak falan atayacağız. Bakalım abi bak birçok da park alanı yaptık buralara. Yani pek kullanışlı değil. Şu an için kimsenin buraya geleceğini zannetmiyorum ama ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak. Şuradaki ağacı da kaldıralım acı. Ve bu bu kadar alan yeterli olacak mı bilmiyorum. Bu arada herifler hemen döşedi lan. 2 dakikada halletti be abi. 2 dakikada. Hocam şurası bir e, depo abi tamam mı? Burası depo. Burası bizim kıyafet mağazasının deposu. Şurası da normal mağaza. Kapı girişini de alalım. Ondan sonra giriş yok falan filan diyor böyle. Hocam kapı girişiyle burası bir. Ayrı bir mağaza değil. Şu depoyla da şurası bir. Depoya şurayı da kastediyoruz diyelim. Ondan sonra bunlara bir isim verelim abi. Öncelikle isimleri nereden veriyorduk? Stroj 11. Sen Stroj 11 değilsin abi. Sen e, kıyafet mağazasının deposusun abi. Kıyafet deposu. Sen kıyafet deposusun kardeşim. Oha ne güzel yazdı lan öyle. <laughs> o ne kanki? I kullanmayacağım mı? Kıyafet deposu. Baba sen %100 kapasitede çalış. E, bir de kıyafet mağazamız var abi. Kıyafet mağazası. Magazası yazacağız mecbur magazası Türkçe karakter kullanınca bir sapıtıyor çünkü tamam 24 saat açık olacak hocam buralar ve buranın storu da bu hadi eyvallah Şimdi buralara işçi falan atacağım da işçi falan atamadan evvel gerçi işçi falan atamadan evvel buraları şey yapamam Öncelikle bir işçiler falan gelsin abi buraya ee, nasıl yapalım İşçi alalım abi. Bu kıyafet mağazasının da haldır uldur işlemesini istiyorum ben. Kıyafet deposu, kıyafet mağazası, staff. Öncelikle bir kasiyer alalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 kasiyer baba sabah 0'da çalışacak. Aynen 0-8 ee, arası. Bak kasiyerlere şey de gelmiş. Kasiyerlere çalışma saati de gelmiş abi. Yani ne zaman paydos edeceğini falan seçebiliyorsun. Oğlum o zaman ben bir kasiyer alır 24 saat çalıştırırım lan. Öyle bir seçeneğim var mı bilmiyorum da. Muhtemelen öyle bir seçeneğim yok abi. Dur. Stork clicker alacağız oğlum. Daha stok görevlisi alacağız. Kaç tane oldu hocam? 3, 6, 7, 8, 9. Randall'dan sonrası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oha çok adam almışız. Neyse baba o zaman şu Randall'dan sonrasının bir başlangıç saatini 8'e getirelim. Sen 8 15 saat değil oğlum sen de 8 saat çalış. Ha bu çalışacağı süre tamam. Bunlar sabah 8 16 arası çalışacaklar. Sabah 8 16 arası kanka. Son 2 kişi hariçti galiba. Sabah 8 16 arası. Bunları ayarlaması çok beyin yakıyor ya. Bir toplu ayarlama olsa gerçekten beyin yakmayacak, güzel olacak. Bir 7 kasiyer daha alalım. Onlar da 16 ile gece arası çalışacaklar. 4, 5, 6, 7. Ee, burada Burayı da geriden ayarlayalım şöyle. Kardeş 16, 24. 16, 24. 16, 24. Burayı 3 stok görevlisi idare eder ya. O kadar hengame olacağını zannetmiyorum. 16, 24. Hacı sen de 16-24 çalış. Güzel ilerliyor ya. Sağlam böyle daş gibi mağaza yaptık hocam. Daş gibi bir mağaza yaptık. Sen de 16-24. Sen 8 misin zaten. Oğlum kaç kişi oldu o zaman? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 2 tane daha 16'ya adam verdik mi tamamdır abi. Buraların kasiyerleri ayarlandı. Şimdi sıra depo görevlilerinde. Depo görevlileri daha kolay. Üçer tane depo görevlisi koyacağım abi. Valla rastgele alıyorum. Hiç böyle iş seçiminde dikkatli olamayacağım abi. işçi seçiminde. Siz sabah geliyorsunuz. Siz öğlen geliyorsunuz. Öğlen dediğim 8'de. Ya yani gececileri ayarladık. Sabahçıları ayarlıyoruz. Kanka ayarlarken beynim yanıyor. Ayarlarken beynim yanıyor abi. Sen de 16. Bir arkadaşı daha 16 yaptık mı? Tamam. Bu mağazanın e, tüm her şeyi halledildi abi. Şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi buralara ürünleri yerleştireceğiz hocam. Ürünleri yerleştireceğiz. Buralar komple tişört abi. Tüm her yer komple tişört olacak. Her yerden tişört satacağız abi. Olan gözüm ağrıyor arkadaş ya. Şöyle e, çok odaklandıkça, çok baktıkça gözüm ağrıyor abi. Başta bilsem bütün mağazaları ayrı ayrı yapardım da ben bir şey söyleyeyim mi? Kasarsam yapımcıdan çok daha yüksek gelir elde edebilirim ya. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Öyle değil. Ee, direkt sağ tıklayınca şeye gitti. Buralar pantolonlar abi. Buralar pantolonlar. Aslında hızı bir tık arttırıp yavaştan adamları pantolonları falan getirmeye çalışsam mı? Getirin baba. Buralara pantolonlar koyulacak. Şu dres nedir bilmiyorum. Dres de mont gibi bir şey mi abi? ceketi falan gördüm de montu göremedim. Dreste mont gibi bir şey herhalde. Buraya gelecek mi oğlum? Burası depo lan. Depoya malzeme gelmiyor. Ya yine yanlış tıkladım. Lan bura değil tamam. Şu dresleri ayarlayalım. Yan taraf şortlar, ee, şortların aşağısı, ceketler ve kotlar abi. Ceketler ve kotlar. Bu mağaza iyi işler mi bilmiyorum. Muhtemelen teknoloji mağazası gibi pek fazla talep olmaz ama elimizden geleni yaparız. Kardeş ne yapıyorsun ya? Şurayı bir 2 xsine alır mısınız abi? Buraya niye mal gelmiyor? Buraya niye mal gelmiyor babacım? şuralara şortları yerleştirelim. Ha nihayet mallar gelmeye başladı. Onları da yerleştirecekler. Galiba mal yerleştirmekte zorlanıyorlar ya. Yani daha çok mu şey yapayım park alanı yapayım böyle hani e, Yükleme alanı Şurayı bir saniye abi Şurayı şöyle bir komple siler misin acı Şurayı komple sil burayı komple Yükleme alanı yapacağım çünkü Orayı sil abi orası komple Yükleme alanı olacak ceketleri getir kardeşim Ceketleri getir Alt, yan tarafına da kodları falan getireceksin abi. Tamam mis gibi mağaza. Mis gibi kıyafet mağazası. Seç beğen al. X zarcından X X zarcına böyle battal moduna kadar. Battal modu. Böyle battal bedenine kadar her şey var abi. Her şey var. Buraya aslında iç çamaşırları da koyabilirdik ama. Kıyafet mağazalarında iç çamaşırı satılıyor mu abi? Benim bildiğim kadarıyla satılmıyor ya kıyafet mağazalarında. Yani ne bileyim bir şey de görmedim yani gittiğim böyle büyük mağazalarda hani e, LCY22'dir, defaktodur ya da vardı ben dikkat etmedim. İç çamaşırı reyonu. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Burayı da yaptık. Şöyle bir save'imizi de alalım abi. Güzel güzel. Kıyafet mağazamızı da yaptık. Buralarda takır tukur işleyecek bize para getirecek abi. Buralarda da aslında şöyle bir farklı ıı, desen atmak lazım ya. Şöyle Foundation falan değil de nereden atılıyordu floor. Hacı kıyafet mağazası. Şöyle kıyafet mağazasını komple şununla mı kaplasak acaba? Kırmızı kırmızı. İğrençim, İğrenç. iğrenç. Kelimenin tam manasıyla iğrenç oldu abi kırmızı kırmızı ya. Hadi şuralarında depo alanı olduğu belli olsun. Böyle depo alanı mı olur da gerçi. Şurası da deponun girişi. Kırmızı kırmızı kötü durdu lan aslında. Yani kırmızı kötü durdu biraz. Kırmızı kötü durdu. Ben bunun rengini değiştireceğim abi. Normal parke mi yapsak ya? Normal parke de güzel durur aslında. Bura normal parke yapılabilir abi. Normal parke yapalım bak. Mis gibi durdu. Mis mis. Mister gibi durdu hocam. Ee, şurayı da bir parke yapalım abi o zaman. Nasıl olsa parayı bulduk. Sıvıyalım abi. Parayı bulduk sıvıyalım. Para bulduğu yerde sıvıyacaksın abi. Böyle şu döşemeleri birden yerleştiriyor ya bayılıyorum ya. Gel abi. Bowling alanı da şöyle bir şeyler olsun. Gerçi bu bowling alanından ziyade tuvalet gibi ama. Yapacak bir şey yok. Var ya bizim bir de deli divane temizlikçi almamız lazım bence ya. O nereden alınıyordu? Babuş'un ofisi. Abi ofisten deli divane temizlikçi almamız lazım bizim ya. 8-10 tane temizlikçi almamız lazım abi. Bu arada tuvaletin orada durdurduk galiba. Temizlikçilere saat ayarlamayacağım abi ya. Temizlikçilere saat ayarlamayacağım. O kadar fazla temizlikçi alacağım ki ee, sabah 9'dan gelip her yeri temizleyip gidecekler. 24 saat temizlikçi çalıştırmakla uğraşamam. Şimdi bir de onların saatini ayrı ayrı ayarlatalım. Zaten gözlerim ağrıyor. Ha güzel bak şurası da olmuş. Burayı da kardeşim ne yapacağız biliyor musun? Burayı da park alanı haline getireceğiz. Park alanı dediğim yükleme alanı. Buralarda yükleme alanı olacak abi. Herkesin depodan girip çıkması da beni ayrı bir gıcık etmiyor değil. Abi bu ne? Bu ne? Neden öyle bir şey oldu abi? Şimdi tekrar bir şey alalım. Valla bence gayet güzel oldu abi. Bence gayet güzel oldu. Teknoloji mağazamız işliyor mu? İşliyor. Oğlum gel işte kulaklık al şey al yani hiç e, ilgini çekmiyor mu kardeşim teknolojik aletler ya? Çekiyor çekiyor ilgi çekiyor ki tak 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 e, Dapodakiler çalışıyor. Buralara daha tam yerleştirme yapılamamış. Gel abi istediğin gibi seçmeyen al ya her türlü kıyafet ya. Her türlü kıyafet ya. Biraz harcamayı fazla yaptık ama e, toparlarız acı. Yani günde bin küsür ziyaretçi var. Bu bin küsür ziyaretçiden çok azı yemek yiyor. Ben de onu anlayamıyorum abi. Lan bin küsür adam geliyor. Hepsi çok az yemek yiyor. Bunların hepsi buyuldur mı lan? Aynen. Bunların hepsi buyuldur. Bir ara gaza gelip çok fazla buyuldur aldım sanırım. Gaza geldiysem demek ki. Aa, benim var ya bir de kullanıcılarıma park alanı yapmam lazım. Hoppa kullanıcılara park alanını da sallayalım abi. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde, sonraki serilerde görüşürüz babuşlar. Bay bay.